Ho Türkiye takipçileri ben İlker Karaca. Bu videoda sizlerle beraber Google'ın yeni telefonu olan Google Pixel 3X Large ve Google Pixel 3 modeline yakından bakacağız. Google telefon dünyasında iki koldan ilerliyor. Birinci kol Android One programı ki burada Xiaomi, General Mobile, Lenovo, Motorola ki Lenovo ile Motorola aynı aslında ve işte LG olsun. Yakında Samsung da Android One programına girecekmiş ve birçok üreticiye burada Android One projesi kapsamına alıyor ve Android One projesi kapsamında uygun fiyatlı ve güncellemelerin garanti olduğu güzel telefonlar sunuyor. Diğer bir kolda ise kendi adıyla piyasaya Pixel serisi altında telefonlar sunuyor ki mesela daha öncesinde de Nexus vardı ve Nexus olarak ilerliyordu. Sonra adını Pixel olarak değiştirdiler ki Pixel serisine baktığımızda Özellikle geçtiğimiz yılın Pixel 2X Large modeli inanılmaz bir telefondu. Yani kamera anlamında bu senenin telefonlarına bile kafa tutuyor ki bu senenin telefonlarında artık 3 kamerayı görüyoruz. Yapay zeka desteğini görüyoruz. Bilmem birçok şey özellik görmekteyiz. Ama Google tek kamerayla bunların hepsine kafa tutuyordu ve yine Google Pixel 3X Large modelinde de tek kamera kullanılıyor ve yine tabiri caizse böyle yargı dağıtmaya geliyor diyebiliriz. Gerçekten kamera anlamında yine çok çok iyi bir cihazla karşı karşıyayız. İsterseniz bu giriş kısmını geçelim ve artık Google Pixel 3X Large ve Google Pixel 3 modellerinin tasarımına ve özelliklerine yakından bakmaya başlayalım. Tasarım kısmına başlamışken o zaman biraz gözlerimiz kanasın çünkü Google Pixel 3X'lar ve 3 inanılmaz derecede kötü tasarıma sahipler. Yani tasarımcılar büyük ihtimalle oturdular, dediler ki ya bize başkan çentikli telefon tasarlayın dedi. Tamam biz tasarlayalım ama e, bizim tasarladıklarımızın hepsi diğer Android telefonlara benziyor dediler. Çünkü gerçekten bugün piyasaya baktığımız zaman işte Huawei'in Honor serisi olsun, kendi P20 Pro'su olsun Asus'un Zenfone 5Z modeli olsun, Zenfone 5 modeli olsun. Yani tüm çentikli telefonlar önden bakınca birbirine benziyor. E şimdi bence burada böyle düşünler. Yani başka mantıklı bir açıklaması yok. Ya yani bu kadar çirkin bu telefonu yapmalarının tek sebebi diğerlerinden farklı olmasını sağlamak. Ama keşke diğerlerinden farklı olurken diğerlerinden daha güzel bir şekilde farklı olsaydı. Yani tasarım olarak gerçekten çok çirkinler. Yani mesela 3 modelinde de çentik yok. Ama inanılmaz büyük çerçeveleri var. Yani yıl olmuş 2018. Hani hatta 2019'a gireceğiz yani şurada 3-4 ay sonra. Yani biraz daha böyle iyi bir tasarım bekliyordum ben açıkçası ve hayal kırıklığına uğradım. Bu arada 3-4 ay sonra değil 2 ay sonra girecekmişiz. Benim yine zaman dengem şaşmış. Şaşmış. Evet konuşamadım yine. Ve Google Pixel 3 modeline baktığımızda ise yine alttan üstten çok kalın çerçeveleri görüyoruz. 3X Large modelinde ise ya üst taraftaki Çentin hiçbir açıklaması yok. Hani tamam üst tarafa çok kalın bir çerçeve koydun ama alt kısımdaki çerçeve baktığımız zaman ya böyle insan eli ayağı titriyor yani. Ya gerçi bu telefon benim belime gelse yine elim ayağım titrer ama bu sefer de heyecandan titrer. Çünkü kamera anlamında oldukça merak ettiğim bir telefon. Daha fazla uzatmayalım ve şimdi isterseniz telefonların donanımına ve yazılım kısmında bizlere neler sunuyor onlara yakından bakalım. Tasarım kısmına geçtik. Donanım tarafına baktığımızda ise bu cihaz donanım olarak gerçekten oldukça güçlü. Google Pixel 3 modelinde 5.5 inç boyutunda ve Full HD Plus çözünürlükte OLED bir ekran kullanılıyor ve bu ekran 18.9 görüntü oranına sahip ve 443 ppi gibi bir değeri var. Piksel yoğunluğu var. Evet piksel yoğunluğu olarak adlandırılıyordu ve Gorilla Glass 5 ile korunmakta. 3x Large modeline baktığımızda ise 6.3 inçlik bir ekran görüyoruz. Ve buradaki ekran çözünürlüğümüz ise Quad HD'ye yani 2K çözünürlüğe çıkmış. Ve 19'a 9 bir ekran görüntü oranı görüyoruz bu kısımda da. Ve yine piksel yoğunluğu ise burada 523 ppi olarak belirlenmiş. Ve 3x Large modelinde ve 3 modelinde ekranda HDR desteği var. Yani HDR içerikleri bu cihazda görüntüleyebilirsiniz ve koruma tarafına baktığımızda ise yine Gorilla Glass 5 ile bu cihazın ön kısmının korunduğunu görmekteyiz. İşlemci kısmında zaten çok fazla sürpriz yok. Qualcomm'un Snapdragon 845 işlemcisini görüyoruz. 600 Adreno 630 grafik birimi ile beraber ve 4 GB RAM, 64 GB depolama alanını görmekteyiz. Ya Google yazılımı o kadar güveniyor ki. Ya zaten içerisinde şişirilmiş herhangi bir temalar yok. işte özel bir giydirilmiş arayüz yok. Saçma sapan boş uygulamalar yok. O yüzden 4 GB RAM'in bu cihaza yeteceğini düşünmüşler ki bence de hala hali yetecektir zaten. Ve yine baktığımızda telefon doğal olarak Android 9 kutudan çıkacak. Kamera kısmına baktığımızda ise iki cihazında kamera kurulumunun aynı olduğunu görmekteyiz. Arka tarafta 12.2 megapiksel çözünürlüğünde 1.4 mikron piksel büyüklüğüne sahip ve f1.8 diyaframlı bir ana kamera görmekteyiz. İkinci bir kamera bu cihazda bulunmuyor. Google yine tek kamerayla gidiyor. Ve bu kameraya baktığımızda hem elektronik stabilizasyon hem de optik stabilizasyon görmekteyiz. Buradaki optik görüntü sabitleme gerçekten önemli. Hani elektronik stabilizasyon bir yere kadar kurtarıyor cihazları. Optik görüntü sabitleme özelliği olan cihazların kamerası bir tık daha önde diğerlerine göre diyebilirim. Ve bu cihaz 4K video kaydedebiliyor ama maalesef 60 kare saniye değil, 30 kare saniye olarak. Artık bu yılın telefonlarında 60 kare saniye 4K video çekebilen telefonlar var. Yani birazcık eksiklik olmuş diyebilirim ve 720p'de de 240 kare saniye videolar çekebiliyorsunuz. İki cihazda da ön tarafta ise 8 megapiksel'lik bir kameramız mevcut. F1.8 diyaframa sahip ve ön kısımda çift kamera kullanılıyor bu iki cihazda da. Ve diğer kameraya baktığımızda ise o da 8 megapiksel'lik bir çözünürlüğe sahip ve F2.2 diyafram değerine sahip. Bazı böyle görüntü örnekleri, fotoğraf örnekleri vesaire yayınlandı internette yine oldukça iddialı bir modelle karşı karşıyayız. Ya yani bu senenin telefonlarıyla çok dişli bir rekabete girecek Pixel 3 XL. Bakalım bu rekabette öne çıkan telefon hangisi olacak? Zaten yakın zamanda yurt dışında incelemeleri vesaire çıkacaktır. Bizlerin de eğer erişme şansı olursa bu cihazın çok güzel detaylı bir incelemesini yapacağız. Yine Arka tarafta bir parmak iz okuyucusunu görmekteyiz Ben Google'dan açıkçası X-Large modelinde bir ekrandan parmak iz okuma teknolojisi bekledim ama Onun da yine yeterli kadar hızlı çalışmadığını düşünüyorlar sanırım Bence seneye bu modelde bu özelliği göreceğiz Ve iki cihazda da IP68 sertifikası var Yani bu iki cihazda suya ve toza karşı oldukça dayanıklı olmuşlar ve yine baktığımızda ön tarafta stereo hoparlörleri görmekteyiz ve bu cihazların 3 tane mikrofonu var. Yani video çekerken veya ses kaydederken oldukça kaliteli şekilde bu işlemleri gerçekleştirebileceksiniz. Ve yine baktığımız zaman Active Edge denen bir özellik var. Bunu HDC cihazlardan hatırlıyoruz ve geçen senenin model, Pixel 2 XL modelinde de vardı. Telefonun kenarlarından sıktığınız zaman bu sıkma derecenize göre bir etkinlik atayabiliyorsunuz cihaza. Mesela çok böyle hafif bir şekilde sıkarsanız kamerayı aç veya böyle çok sert bir şekilde basıncı uygularsanız atıyorum Facebook'u aç ya da bir uygulamayı aç ya da telefonu kapat gibi çeşitli özellikler buradan cihaza ekleyebiliyorsunuz. Ve cihazların batarya tarafına baktığımızda ise Pixel 2 Pixel 3 modelinin 2915 mAh bir bataryaya sahip olduğunu görmekteyiz. Pixel 3 XL modelinde ise 3430 mAh'lik bir batarya bizleri karşılıyor. 3X Large'ın batarya kapasitesi bence yeterli olacaktır ona ama 3 modeli bir günü çıkarabilir mi bunu denemeden söyleyemem. Çünkü ekran çözünürlüğü olsun, işlemcinin gücü olsun. Gerçi çok saf bir Android olduğu için yani bilemiyorum. Bence çıkarsa bile zor çıkaracaktır. Ve <laughs> pardon, bu cihazların kutusundan 18 watt'lık bir adaptör çıkacak. Yani bu cihazları hızlı bir şekilde şarj edebileceksiniz. Yine oldukça güzel bir özellik olmuş. Ve cihazların renklerine baktığımızda ise beyaz, siyah ve not pink rengini görmekteyiz. Yani pembe değil diyorlar cihazın rengine. Ama pembeye de benziyor yani yalan yok şimdi. Bakalım başka hangi özelliklerden bahsedebiliriz? Ve yine baktığımız zaman aslında Google oldukça yapay zeka tarafında ilerleme kaydetti. Ee, geçen aylarda düzenlenen Google I.O. konferansı vardı mesela. Orada tanıttıkları bu Google, asistanı yapay zek Google Asistan'ın yapay zeka özelliği gerçekten oldukça etkileyiciydi. Sizin yerinize bir yerleri arayıp randevu olacak kadar gelişmişti. Ve şimdi baktığımızda ise Cold Screen denen bir özellik getirmişler cihaza. Bu da bir aslında sizin telesekreteriniz oluyor. Diyelim telefon uzağınızda veya telefonu açacak durumda değilsiniz. Size bir arama ekranı geliyor. Buradan Cold Screen özelliğini aktif ettiğiniz zaman burada yapay zeka sizin yerinize arayan kişiyle konuşuyor. Yani neden aradın diyor. Ne istiyorsun diyor ve siz bazı ekran üzerinde yönlen, e, çıkan seçeneklerle bu yapay zekayı yönlendirip e, sizi arayan kişiyle konuşmasını sağlayabiliyorsunuz. Ancak mesela bir önceki tanıtılan teknolojide ya da daha doğrusu bir öncekinde demeyeyim de zaten ikisi ayrı teknolojiler. Mesela diğer teknolojide du, duplex diye yanlış hatırlamıyorsam orada karşı tarafta bir insanla konuştuğu zaman insan gibi tepkiler veriyordu ve gerçekten demoları izlediğimizde bir Yapay zeka ile bir makineyle konuştuğumuzu anlayamayacak kadar iyi konuşuyordu. Ama burada direkt telesekreter olduğunu belli ediyor. Yani karşı taraf bir yapay zeka ile konuştuğundan haberdar olacak. Ve telefonların fiyatına baktığımız zaman ise Google Pixel 3 modeli 799 dolardan satışa çıkacak ve Pixel 3 XL modeli ise 899 dolardan satışa çıkacak. Yani diğer amiral gemileriyle aynı fiyattan satışta olacaklar. Bakalım bu telefonlar ülkemize gelecek mi ki ben geleceğini düşünmüyorum ve yine ülkemize gelirse bir incelemesini yapmak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Yine Google etkinlikte başka teknolojiler de tanıttı. Buradan bir akıllı ekran tanıttılar. Aslında bu işte Amazon'un Alexa'sı veya diğer bazı akıllı hoparlörlere aslında rakip bir teknoloji. Burada hem hoparlör hem de üzerinde 7 inçlik bir ekran var. Google Home Hub adında bir hoparlörmüş bu. Ve yine Google Asistan burada hoparlörün içerisinde yerleşik geliyor. Ve yapay zeka desteğiyle sizlere güzel bir kullanım sunuyor. Yine diğer bir özelliğe baktığımızda ise tanıtılan Pixel standı görmekteyiz. Pixel stand aslında bir kablosuz şarj standı. Ancak bazı akıllı özelliklere sahip. Bu Pixel standa telefonu oturttuğunuz zaman telefon bir akıllı ekrana dönüşüyor. Ve yine Google Asistan sayesinde bu akıllı ekrana sesli komutlar verebiliyorsunuz. Ve yine evinizdeki akıllı ev aletlerini kontrol edebiliyorsunuz. Mesela Xiaomi'nin Yeelight ampulü mevcut. Bu ampulü bu uygulama üzerinden kontrol edebiliyorsunuz bu standı kullanarak veya Google fotoğraflar üzerindeki resimleri görüntüleyebilerek aslında bir dijital fotoğraf çerçevesi yapıyorsunuz. Ya bence gayet hoş bir özellik. Mesela telev televizyonun yanına koyacaksınız bunu. Hem orada şarj olacak hem de çocuğunuzun, ailenizin fotoğraflarını döndürecek. Gerçekten güzel bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Bunun fiyatına baktığımızda ise bunun fiyatı 79 dolar bir fiyatla geliyor. Bence gayet uygun bir fiyat. Bu arada hızlı şarj desteğine de sahip. Yani Pixel 3 ve 3X'ler telefonu bu standa oturttuğunuz zaman telefon hızlı bir şekilde şarj olacak. Evet bu videoda anlatılacak şeyler de bu kadardı. Ve dediğim gibi eğer elimize gelirse telefon gerçekten güzel bir incelemesiyle sizlerle beraber olacağız. Lütfen sizler de bu cihazlar hakkındaki görüş ve yorumlarınızı yorumlar kısmında bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin. Ve kanalımıza abone olup bizleri takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın ve hoşçakalın.